hasretler düşmüş, gelir eşitsizliği yükselmiş ve işsiz oranları hızla artmıştır. Avrupa Birliği'nin ikinci sorunu ise göç sorunudur. Avrupa Birliği kurulduğundan beri göçle yüzleşmek zorundadır ama günümüzde sorunu sorun yapan üç büyük özelliği vardır. Birincisi, Avrupa Birliği çok kısıtlı bir zaman diliminde yığınla göçle karşılaşmıştır. Sebep nedir? Arap Baharı olarak adlandırdığımız süreç. İkincisi, Avrupa Birliği göç krizine yanıt vermekte zorlanmıştır. Ortak bir çözüm bulamamıştır. Avrupa Komisyonu göç krizi nedeniyle yine üye devletler bu göçmenleri milli gelirinize ve nüfusunuza oranla aramızda paylaştıralım demiş, üye devletler bunu düşünmüştür. Göç sorununu sorun yapan bir üçüncü özellik ise kazanılmış bir müktesebatın yitirilme riskidir. Schengen müktesebatı göç krizi ile sarsılmış, üye devletler arasında sınır kontrolleri tekrar başlamıştır. Avrupa Birliği hem ekonomik sorunlarıyla uğraşırken, hem de göç meselesiyle uğraşırken, bunların nedeniyle bunlardan kaynaklı bir başka sorunla yüz yüze geldi. Bu da birlik içinde kutuplaşma. Avrupa'nın her köşesindeki partiler, Avrupa Birliği'ndeki sorunları, yaşanan ekonomik sorunları, göç sorununu bahane ederek, onlar üzerinden yükselerek siyasette ön plana çıktılar. Tabii bu olurken Avrupa şüphecisi partiler aynı zamanda sloganlarını Avrupa Birliği bir merkez alarak yürüttüler. Avrupa Birliği'nin karşıt kimlik haline getirdiler. Ve kendi devletleri sanki Avrupa Birliği'nin iyi bir devlet değilmiş gibi Avrupa Birliği'ni ötekileştirdiler. Peki bu sorunları Brexit nasıl yansıtacak? Bakın, diyeceksiniz ki bana, Birleşik Krallık Avro alanında değil. Avro alanında değilse, Avro alanındaki sorunlar Birleşik Krallık'a niye dert oldu? Bakın, adadan bakanlar şöyle dedi. Avrupa Birliği ve Avro alanı başarısız bir yapılanma. Ne sorun üretimine engel oluyor, ne de bir sorun çıktığında onu yönetebiliyor. Görüyorsunuz işte, ekonomik sorunlar yaşanıyor ve bu sorunlara yanıt üretilemiyor. Avrupa alanı da başarısızdır. Avrupa Birliği de başarısız bir entegrasyon hareketiyle söylemlerine girdiler. Göç meselesi. Şimdi Birleşik Krallık'a bakın, coğrafi olarak sorunlu bölgeleri uzak. Birleşik Krallık nasıl olur da göçten bu kadar muzdarip olabilir diyeceksiniz. Ama Birleşik Krallık'taki göç, kıta Avrupa'sındaki göç kavramından çok farklı. Kıta Avrupa'sı için göç demek, Arap Baharı nedeniyle ülkelerinden kaçan, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan yabancılar gibi. Birleşik Krallık'ta göç derdiğinde akla ne geliyor? Avrupa Birliği vatandaşları. Diğer Avrupa Birliği vatandaşları. Birleşik Krallık'ta kendi Avrupa Birliği diğer vatandaşlarından duyduğu rahatsızlığı şöyle ifade edeyim. Yılda ortalama 300 bin Doğu Avrupalı işçi Birleşik Krallık'a gelip yerleşiyor. Örnek olarak tarım sektöründe çalışanların %20'si, gıda işleme tesislerinde çalışanların %29'u diğer Avrupa Birliği üye devlet vatandaşları. Birleşik Krallık'taki göçmenlerin ilk sırasını Polonyalılar, ikinci sırayı Romanyalılar, üçüncüyü İrlandalılar, dördüncüyü İtalyanlar, beşinciyi Litvanyalılar oluşturuyor. Onun göç problemi Avrupa Birliği için. Ve bunun sorumlusu olarak da Avrupa Birliği üyeliğini görüyorlar. Biraz önce dedim. Avrupa Birliği'nde aşırı sağcı partiler yükseliyor dedim ama Avrupa Birliği'ndeki aşırı sağcı partileri bir homojen yapı olarak da algılamamak gerekir. Şimdi kıta Avrupa'sındaki aşırı sağcı partiler ne diyorlar? Euroskeptik dediğimiz partiler. Avrupa Birliği'ni içten yıkalım. Avrupa Birliği'ne üyeliğimiz devam etsin. Ama Birleşik Krallık'ta yükselen Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi çok Türkiye-AB ilişkilerine de indirgedik Avrupa bütünleşmesine veya çok hani Türkiye'yle ilişkiler üzerinden ele alınır olduk ama Avrupa Birliği'nin hakikaten ciddi sorunları var. Gelişme ya da gelişememe anlamında meseleler var karşılarında. İç sorunlar ve geleceğinin ne olacağına dair bir konumuzun olması bu açıdan da anlamlı. Biraz böyle hani Türkiye'den sıyırıp ele almakta konuyu fayda var. Ama ben gene anlatırken biraz hani örneklendirmek adına Türkiye ile ilgili boyuta da yer vereceğim ve
sunumlarını da bu şekilde tamamlamış olacak. Bir bakış açısı da kazandırmaya çalışacağım. Yeni jeopolitik gelişmeler kapsamında AB'nin geleceği, Avrupa Birliği'nin geleceği benim konum. Şimdi bu çerçevede öncelikle Avrupa Birliği'nin aslında bahsedilen gerek Brexit olsun gerek ekonomik krizler olsun bahsedilen sıkıntılar karşısında bir yeniden ulusallaşma süreci yaşadığını söyleyebiliriz. Yani bir işte hükümetler arası ve ulusüstü bir yapılanmaya karşılık gelen Avrupa Birliği var ama bir yandan da biz bugün Avrupa Birliği üyelerinin sınırlarını daha çok hisseder de olduk. Daha çok görünür oldu o sınırlar. İşte Schengen alanı diyoruz, sınırların kalktığı bir Avrupa Birliği diyoruz, serbest dolaşım diyoruz ama bir yandan da yeri geliyor. Örneğin mülteci krizinde olduğu gibi biz engellerle de karşılaşabiliyoruz o sınırların kalktığı Avrupa Birliği döneminde. Tabii bu kapsamda bir yeniden ulusallaşma diyoruz. Onun bir örneği de Brexit. İşte şu an İngiltere'nin içinden geçtiği süreç. Zaten hocam anlattı ilk sunumunda, onun detaylarına girmeye hiç gerek yok. Fakat sadece şunu söyleyeyim. Theresa May'in bir mektubu vardı, bu süreci resmen başlatan bir mektubu. Orada vurgu yaptığı sert determinasyon ilkesi vardı. Tabii ki biliyoruz İngiltere bağımsız bir ülke, sert determinasyonu o anlamda kullanmıyor ama hangi anlamda kullanıyor? İşte Avrupa Birliği'nin kısıtlayıcılığından aslında kurtulmak anlamında kullanıyor. Avrupa oluşuyor aslında bu gidişat içerisinde. Bir yandan aşırı sağ siyaset bunun yükselişini görüyoruz. Tabii güvenlik sorunları var, sosyal sorunlar var. İşte bunlar Avrupa bütünleşmesini ağırlaştırıyor, aksatıyor, geriye sardırıyor bazı durumlarda. Ama hep bir şekilde varlığını, geçmişte de böyle oldu, yani bugün de gelecekte de olacaktır, koruyan, sürdüren bir Avrupa bütünleşmesi var. Ama şu an içinde bulunduğumuz koşullarda böyle bir tablo. Sorunu çözülmezse Avrupa Birliği'ndeki diğer sorunlarla birlikte Avrupa Birliği'nin ileriki yıllardaki gelişimi üzerinde önemli bir sıkıntı yaratacaktır. Çünkü Brexit eğer gerçekleşecek olursa en önemli sorunlardan bir tanesi Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilecek olan milletvekillerin durumu ne olacak? Bu çok önemli çünkü yapı değişti. Brexit sonucunda İngiltere'nin çıkması durumunda parlamento seçimleri de Mayıs ayında yapılacağına göre o zaman Mart sonunda da Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin ayrılması söz konusu olacak olursa o zaman yeni bir yapılanma olacak. O yeni yapılanmada da Avrupa Parlamentosu'ndaki yerlere başka ülkelerin parlamenterlerinin girmesi gerekecek. Böyle bir sıkıntılı bir durum var. Eğer uzun bir dönem olacak olursa o zaman İngiltere'nin de Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmesi gerekecek. Yani böyle bir karışık durum var. Hocam hoş geldiniz. İSKİ Merkez Bankası Başkanımız. Burada yer teşekkür ettiler. Kusura bakmayın, çok dolaştık bu yolu. Estağfurullah, benim de eski dostumum Sayın Sağlık'la teşekkür ettiler. Çok teşekkür ederim. Ve dolayısıyla böyle bir durum bir sıkıntı yaratacaktır. Yani ne olacağını ne İngiltere biliyor ne Avrupa Birliği biliyor. Yani sonuç olarak İngiltere ayrılırsa parlamentoda milletvekili olmayacak ama ayrılması da henüz belli değil. Ayrılmayacak olur ise o zaman Mayıs ayındaki seçimlere İngiltere'nin girmesi gerekir. O zaman parlamenterler seçilecek. Daha sonra İngiltere çıkacak olursa o zaman parlamenterler açığa çıkacak. Bütün yapı parlamentoda değişecek. Karar alma çoğunlukları değişecek. Böyle bir karmaşık durum var. Onun dışında benim eklemek istediğim, hocamıza eklemek istediğim bir önemli husus da şu. Avrupa Birliği'ne en fazla katkıda bulunan, yani net katkıda bulunan yansıyor mu? Yansıyor, yansımadı ama ben şeyden bakayım, bilgisayardan kurulmadı herhalde. Avrupa Birliği'ne en fazla net katkı veren ülke İngiltere. Çünkü İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nin en önemli harcama kalemi olan şeyle ilgili Piyagoga'ya en fazla katkıda bulunan ülke İngiltere. Fakat tarım sektörü İngiltere'de fazla gelişmediği için aldığı payda çok daha az. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonucunda aşağı yukarı 8 ila 8,5 milyar euro civarında bir tasarrufu olacak. Çünkü çok veriyor, az alıyor. Yani rakamsal olarak, geometrik olarak da ben sunumda gösterdim ama bilgisayarcı arkadaşımız gittiği için ona hakim olmak mümkün değil. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin ayrılmasında büyük bir de mali kriz ortaya çıkacak. Çünkü sonuçta bütçeye önemli katkıda bulunan bir ülkenin ayrılması
Avrupa Birliği bütçesi için üzerinde de olumsuz bir etki yaratacak. Bunu özellikle Brexit konusunu belirtmek istedim.